Yeşik Festivali'nin ikinci günündeyiz ve çok kıymetli Feridun Düzaş'la beraberiz. Hoş geldiniz festivalimize. Hoş bulduk. Çok sağ olun, çok teşekkürler. En son Adana'da Çukurova Rock Festivali'nde beraberdik. Orada da Musa Çağ'ın bir konserdi ve burada da bir nevi onun tekrarı ve belki ondan çok daha güzel bir konserle burada seyircilerinizle, müzikseverlerle buluştunuz. Nasıl bir konser oldu, nasıl bir deneyimdi sizin için? Valla artık sahnede 25 yıl falan geride kaldı ama şu heyecan, şu tat değişmiyor gerçekten. Yer yer biz kendi içimizde bir heyecan kaybı yaşıyor muyuz falan diye kaygılansak da sahneye çıktığımızda gençler bize böyle bir lüksümüz olmadığını hatırlatıyorlar. Buradasınız. İyi ki varsınız. Genelde hep konuştuklarımız da bu zaten. Hani birçok grubun da söylediği bu. Yani hani o heyecanı kaybetmemek, sanki ilk günkü heyecanla tekrar sahneye çıkmak sanırım en önemli şeyi bu mudur müzikte, hani o konserlerde? Ya tabii ki hani hele yani 20 yıl önemli bir eşik. Yani 20 yıl önce Türkiye'de insanlar da dinleyici kültürüydü, müziği paylaşma yöntemleri de çok farklıydı. Siz bu değişkenlik içinde bir yerde aynı kalmak durumundasınız. O aynı kalma refleksi içinde sahip çıkmamız gereken tek şey bir kere üslubumuz, dinleyicimize olan üslubumuz bence ve heyecanımız. Tabii yer yer ben bir de ekstra alıngan bir tip olarak fazla da küssem de işte şaka değil yani gerçekten Çukurova Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi öğrencisiyken kurduğumuz Tını grubunun üzerinden işte 1989 11 oradan 17 buradan 28 yıl gibi bir süre bence iyi korumuşuz. Umarım devam eder. Önce fikrin düşer bu ağır gecenin sorulara. En son Adana'da sizinle konuştuğumuzda böyle birazcık hani müziği ya da işte biraz bir kırgınım ya da küskünüm, birazcık ara vereceğim gibi bir açıklamanız vardı albüm ama. Albüm tadında evet. Albüm yapmak, yeni şarkılardan oluşan yeni bir albüm. Evet, aynı noktadayım. Çok değişmedi. Ama bir yandan az önce andığım işte yılların hatırına bir böyle koleksiyon bir albüm yapmam yönünde teklifler var. Doğrusu daha önce size de söylemiş olabilirim. Best of tadında albümler bana dinleyici olarak çok samimi gelmiyordu. Şu anda özne olmak üzereyken de samimi gelmiyor demeyeyim ama biraz küçük dokunuşlarla farklı bir format kazandırmaya kafa yoruyorum yavaş yavaş. Bu belki 1996'larda 7'lerde birlikte çıkış yaptığım ve hala kariyerlerini güçlü dinleyici kitleleriyle ilk günkü gibi devam ettiren çok sevdiğim müziklerini de karakterlerini de sevdiğim arkadaşlarımı davet ederek de olabilir. İşte konserlerde kitlelerin istediği şarkılar aslında belli ama ben 100'den fazla eser ortaya çıkardık. Belki az bilinenleri yeniden yapmak gibi bir şey de olabilir. Bir şeyler üzerine düşünüyorum ama somut bir tarih yok. Zaten 2017 gitti. Beni bırakma. Beni bırakma. Kemancı.